Bakal yaro. Bakar mısınız? Oo! Oh! Bunun üzerinde 3-4 tane parazit var. Norveç'in de meşhur çıplak plajına geldik. Oh! Ne istiyorsun kargacık? Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Ağzım sulandı. Günaydın sevgili dostlar. Bugün yine Balkavındayız ve bugün Vollen diye bir bölgedeyiz. Oslo'dan yaklaşık 20 km uzaklıkta. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş sabah oluyor. Güneş daha tam kalkmadı. Ve Ekim'in ortası olduğu için havalar soğudu. O yüzden eldiven var bugün. Aslında bere de lazım. Burada levrek falan var. Uskumru çok. Alabalık da var diyorlar ama hiç şimdiye kadar tutamadık. Bakalım bugün tutabilecek miyiz? Güzel bir bölüm olacak yine. Size iyi seyirler. Tuzlu suda genelde ben balık tutarken sabah çıkarım. En fazla balık sabah oluyor. Saat böyle 10-11 geçti mi rüzgar artıyor genelde burada. Ve rüzgar artınca da fazla balık olmuyor. Genelde akşam da iyi olur ama akşam işte film çekmesi zor. Işık lazım bol bol. Gökyüzünün güzelliğini görüyor musunuz? Manzaraya bakın. Savage G sandali çıkardım ve Strike Pro'ya geçtim. Bu mavi bir 10 gramlık Strike Pro. 2 tane kancası var. Bu biraz daha hafif. Fazla batmaz, dalmaz. Bunu kullanacağız şimdi. Arkadaşlar ya balık var. Aha balık. Ya da bir şey takıldı. Ama balığa benziyor. Çok fazla büyük balık değil ama yine de bir balık herhalde. Şeye geliyor bakalım neymiş. Uskumru. Evet. Ağım yok yanımda. Ol misine kopabilir. Hoppa! Büyük bir uskumru. Gayet de büyükmüş yani bu. En son tuttuğuma yakın herhalde ağırlığı. Sonra ölçelim. Güzel balık. Bu ne? Arkadaşlar küçük bir bakal yaro. Küçük de olsa en azından bir balık. Arkadaşlar küçük balıklar bir takıldı bu büyük yeme. Bu küçük bir bakalyaro değil de. Ha kömür balığı bu. Evet kömür balığı. Bunu şimdi kancadan çıkaracağım. Umarım yaşamaya devam eder. Çünkü bunu tutamayız. Çok küçük. Ama bu yeşil kaşığın işe yaradığını gösteriyor. Bu uskumru maalesef rekor değilmiş. Bu 590 gram. Geçen gittiğimde 620 gramlık tutmuştum. Maalesef rekorumu kıramadık ama güzel bir uskumru. Bu sanki daha şişman gibi. Göbeğine bakın. Arkadaşlar bir tane daha balık var. Hop. Başka bir şey geliyor. Bu da uskumruya benziyor biraz. Evet. Büyük ihtimalle uskumru bu da. Belki değil çünkü biraz daha savaşıyor. Oo! Bu alabalık olabilir. Bakalım neymiş. O.
Bu da ıskumruymuş, evet. Ama ooo! Olta kop! Misine kopacak! Ooo! Kancadan çıktı arkadaşlar. Bunu kaçırmamak lazım. Oh! Bu da büyükmüş. Bakar mısınız? Oo! Gayet büyük bir ıskumru bu. Bu bayağı bir ağır herhalde. 600-700 gram var bu. Sonra bunu da tartacağız. Bunu da tutalım biz. Bende kalsın bu. Arkadaşlar şu an yöntem değiştirdim. Şamandıra kullanacağım. Altında 4 tane kanca var ve 4 farklı yem. İlk olarak hamsi, karides, uskumru ve kalamar. Bakalım balıklar hangisini tercih edecek? İleride şamandıra var. Tam orada. Üstü kırmızı. Belki fazla güneş olmadığı için siz göremiyorsunuzdur. Ama ben görüyorum. Balık onu çekmeye başladı mı şamandıra aşağı inecek. O da zaten balığın çekmesinin belirtisi. Deniz anası kıyıya vurmuş. Renklere bakın, pembe. Çok güzel balıklı desek artık bunlar, yaratıklar. Ama bunlar işte güzel olmasına rağmen bunların telleri yakıyor insanı. Uzun sürede acıtıyor. O yüzden yaklaşmamak lazım, ellememek lazım. Ama denizin gerçekten de anaları bunlar. Arkadaşlar şu an Oslo'nun ve Norveç'in meşhur çıplak plajına geldik. Burada yazın çıplak insanlar kaynıyor. Burada güneşleniyorlar. Oslo'da böyle devlet veya belediye iki yer ayırtmış çıplaklar için. Çıplak güneşlenmek isteyenler için. Bir burası var. Burası Bygdøy Hük. Bir de başka bir ada var Sandvika tarafında. Az önceki tuttuğum bölgede. Orada bir tane daha var. Yani bu şu an pek çıplak insan yok ama dediğim gibi normalde burası çıplaklar kaynıyor. Oh! Dalgalar yükseldi bir anda. Allah, düşüyorum. Kayaların üstünden tutmaya çalışacağım şimdi. Hoppa. Buralar çok tehlikeli. Oh. Biraz su alçak burada ama birazdan yükselecek sular. Biraz beklersek istediğim seviyeye gelir. Ama şu an düşmemek lazım. Yemi değiştirdim. Bu Abu Garcia Tormentor. Hamsi renginde. Bu biraz ağır yem. Bu ortada kalıyor. Fazla yüzeyde değil, fazla da dalmıyor. Tam ortada kalıyor. Bu yüzeyde olmayan levrekler için. Şu anda yüzeyde pek balık gözükmüyor. O yüzden ortalarda olabilir veya diplerde. Bunu atacağım şimdi. İlk defa deniyorum bunu. Bakalım işe yarayacak mı? Ne istiyorsun kargacık? Arkadaşlar yavaş yavaş kış yaklaşıyor. Havalar gece 2-3 derece olmaya başladı. Eksiye düştü mü artık göller buz tutmaya başlar. O zaman da tabii buzda balık avına başlayacağım. En sevdiğim balık avı türü. Norveç'te genelde buzda alabalık, alp alabalığı, turna balığı ve tatlı su levreği tutuluyor. Bende üstelik buzda balık avına çadır var. Geçen sene aldıydım. Geçen sene kullanamadım. Ama bu sene kullanacağım. Onu da ilerideki bölümlerde kullanacağız. Şu buzlar gelsin bir.
Arkadaşlar balık geliyor. Hop 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 bir şey geliyor. Bu ne bu ne bu ne? Aa alabalık. Alabalık. Hop. Oh. Güzel bir alabalık yakaladık. Çok güzel bir alabalık. Fazla büyük değil ama gerçekten çok güzel. Neymiş bu? Arkadaşlar bunun ağzından da küçük bir yem balığı çıktı. Buna brishling diyorlar. Hamsi cinsi. Bunu daha önce kullanmıştım. Size diğer videolarda gösterdiydim bunu. Demek ki bunları yiyorlar. Bunları kullanmak lazım. Balığı görüyor musunuz? Bunun eti pembe gibi. Bunların rengi genelde pembe oluyor. Pembe ve kızıl. Bazında beyaz oluyor. Tabii ne yediğine bağlı. Fazla karides yerse rengi genelde pembe kırmızı oluyor. Az karides yiyorsa, bunlardan çok yiyorsa o zaman beyaz oluyor. Sonra bakacağız rengine. Güzel alabalığı görüyorsunuz. Renklere bakın. Bu tuzlu su alabalığı. Bunlar 2-3 kiloya kadar çıkıyor ama buralarda fazla büyükleri yok. Yani bu büyük sayılır burada. Bu yaklaşık 500 gram falan var. Çok güzel bir alabalık. Arkadaşlar bunun üzerinde 3-4 tane parazit var. Arkasına yapışmış 2 tane bak. Görüyorsunuz burada. 1-2. Burada üstünde bir tane var. Bir tane de burada var. Bu parazitler genelde balık ölünce ölüyor. Bunlar tehlikeli değil yani, zehirlemez insan ama tabii insan biraz bunları görünce iğreniyor. Arkadaşlar çıplak plajda bana özel bir yer buldum. Ateşimi burada yakacağım. Balığımızı burada pişireceğiz. Yanımda bugün sadece file bıçağı var. Bushcraft bıçağı yok. Bunlarla, çıralarla kıyınık yapacağım. Ateş yakmak için. Ateş tabii daha kolay yansın diye. Arkadaşlar bunun içini temizledim. Etine bakın. Gerçekten çok güzel rengi var. Kırmızı. Her zaman böyle güzel alabalık bulamazsın. Şimdi bunu ortaya böleceğim. Biraz büyük balık. Bu tava için biraz büyük. Sonra da tavada kızartacağız bunu. Bunu burada ortaya böleceğim. Kuyruğunu kesersek zaten oraya yemeyeceğiz. İlk önce onu keselim. Buradan kesersek tamam herhalde ya. Balın yanında kumpir yapacağım. Bunu folyoya saracağım böyle. Alüminyum folyosu. Ateşi koyacağız. Allah yanıyor. Yanında somon baharatı da var. Güzelce baharatlayacağız bunları. İçine dışını dökelim. Yavaş yavaş patatesler oluyor. Artık tavayı koyalım. Ateş hazır. Yağ döküyorum. Sarımsaklı tereyağı da var. Bıçak yok şu an elimde. O yüzden parmakla alacağız böyle.
Artık balıkları koyalım. Arkadaşlar balığın etine bakın. Bir tarafı pişti, diğer taraf kaldı. Eti görüyor musunuz? Kıpkırmızı. Oo, bu oldu sayılır. İki pişmiş. Az önce kırmızı, şu an turuncu oldu. Turuncu oldu mu eti? Pişmiş demektir. Bunlar fazla kuru oldu mu güzel olmaz. Şu an tam kıvamında. Artık ateşten alalım bunu. Suyumuz da kaynadı. Çayımızı da atalım. Kumpir zamanı. Bunu böyle ortadan bölelim. Oo, çok iyi pişmiş içi. Bunu fazla alttan ayırmamak lazım. Böyle ortaları yanlardan keselim böyle. Gerçekten içi harika pişmiş. İçini oyalım. Yumuşatalım böyle. Yani evde pişirsem bu kadar güzel olmazdı. Bugün Rus salatası da var. Rus salatası koyalım. Rus salatasını evde kendim hazırladım. Mısır da koyuyoruz. Sosis de var. Bir de tabi zeytin. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Ağzım sulandı. Karnım çok aç. Arkadaşlar gerçekten mükemmel diyebiliriz. Harika üstü. Kılçıklar büyük. Ama dağılıyor. Yani et dağıldığı için ayrılıyorlar. Sakınca yok. Alabalık gerçekten benim favori balığım. Somon güzel ama bence bir numara alabalık. Her zaman alabalığı tercih ederim. Yemeğimi bitirdim. Balıktan şu kadar bir şey kaldı. Artık çay zamanı. Karnım doydu. Çayımı da içtim. Akşam olmak üzere. O yüzden bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.